Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü Nora abınıza sizinle olmak gerçekten çok iyi geliyor. Nasıl geçti gününüz? Bugün neler yaptınız? Başınızdan neler geçti? Ailenizle her şey yolunda mıydı? Kardeşinizle oynadınız mı? Kuzenlerinizi gördünüz mü? Ya da uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızla veya aile büyüğünüzle telefonda konuştunuz mu bugün? Eğer bunları yaptıysanız ve iyi hissettiyseniz kendinizi bizlere bir haber gönderin arkadaşlar. Günüm şöyle şöyle geçti. Bugün şu kişiyle konuştum. Bugün evde şunu yaptım. Bugün evde şunu oynadım diye bizlere yazın arkadaşlar. Ve bizler de böylelikle sizin gününüze eşlik etme şansını elde etmiş olalım. Böylelikle sizin arkadaşınız olabilelim arkadaşlar. Peki, sizlere başka bir sorum var bugün. Hepimiz nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorum. Mesela sen nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsun? Temiz mi? Yoksa kirli mi? Yerde çöplerin olduğu, böyle pet şişe çöplerinin atılmış olduğu, poşetlerin olduğu bir yerde mi yaşamak istersin sevgili arkadaşım? Hiç zannetmiyorum. Çünkü normalde hepimiz aslında temiz bir dünyada yaşamak isteriz. Mesela denize girerken temiz bir denizde yüzmek isteriz. Kulaç atarken, ellerimizle böyle hareketler yapıp yüzerken mesela ellerimize pet şişelerin çarpmasını veya çöp poşetlerinin değmesini istemeyiz, öyle değil mi? Veya ormanda ya da parklarda yürürken çöplerin olmadığı bir yerde yürümek isteriz. Ya da okula gidip gelirken temiz sokaklarda yürümek isteriz. Ve bunun dışında tabii ki de arkadaşlar şöyle bir etrafı kokladığımızda burnumuza güzel kokular gelsin isteriz. Çöp kokusu ya da yerde gördüğümüz bir pis bir şeyin kokusu burnumuza gelsin istemeyiz. Peki bunun için ne yapmalıyız sizce? Tabii ki de öncelikle biz etrafımızı temiz tutmalıyız arkadaşlar. Mesela burnumuzu sildiğimiz bir peçeteyi asla yere atmamalıyız. Ya da içtiğimiz su şişesini asla yere, böyle görünmeyecek bir yere, bir arabanın arkasına ya da bir ağacın arkasına atmamalıyız arkadaşlar. Çünkü eğer biz etrafımızı temiz tutarsak başka insanları da sevgiyle uyarma şansına sahip oluruz. İşte bu yüzden öncelikle bugün sizler için Rabb'e dua edeceğim. Diyeceğim ki Rabb, sevgili arkadaşlarımın yüreğine dokun ve onlar etraflarını temiz tutabilmek için kararlı olsunlar diye dua edeceğim bugün sizler için arkadaşlar. Tabii ki de programdan sonra dua edeceğim. Ama siz de bu sırada gerçekten Tanrı'nın, eğer bu konuda hiç kendinizi durduramıyorsanız, bunun önüne geçemiyorsanız Tanrı'ya dua edebilirsiniz ki Tanrı bu konuda sizi kararlı kılsın. Mesela diyelim elinizde bir çöp var. Bir çöp kutusu bulana kadar onu yerlere atmamak konusunda Tanrı sizi kararlı bir hale getirsin. Mesela bir arkadaşınız yanınızda dedi ki, ya at, bir şey olmaz, at şöyle yere kimse bakmıyor dese bile siz o çöpü atana kadar bir çöp kutusu bekleyebilirsiniz arkadaşlar ve bu konuda dediğim gibi Tanrı sizi kararlı bir hale getirebilir. Şimdi bu kadar konuştuk. Evet, bu konuştuğumuz konular aslında dün size sorduğum soruyla ilgiliydi biraz. Ama şimdi biz gideceğiz, şöyle güzel bir video izleyeceğiz. Sonra da Ege'yi izleyeceğiz. Ondan sonra da hangi bölümde buluşacağız? Haydi bakalım hep birlikte görelim. Bir kadının kalbi erkek kalbinden iki kat daha hızlı atar.
Fakat o da bir zombi görünce bizim gibi 3,5 atar. Erkekler kadınlara oranla daha çok hapşırır. İnsan vücudundaki damarların toplamı 96 bin kilometre kadardır. İnsan yutkunurken nefes alamayan tek memelidir. İnsan hayatı boyunca ürettiği tükürükle 3 olimpik yüzme havuzunu doldurabilir. Boş bir yüzme havuzu varsa deneyebilirsiniz. Boyumuz sabah saatlerinde 1 santim daha uzundur. Boy ölçülecekseniz sabah saatlerini tercih edin. Bir insan bir şey yemeden 20 gün yaşayabilir. Nasıl ya? Ben 3-4 saat sonra acıkıyorum. Bir insan sıvı almadan sadece 2 gün yaşayabilir. 1 kilo şişmanlarsak vücut bunu karşılamak için 14 kilometre yeni damar üretir. Zayıfladığımızda ise damarlar gitmez. Kadınlar erkeklerden daha çok göz kırpar. Yetişkinlerin 206 kemiği vardır. %64'ü ise el ve ayak bileklerimizdedir. Erkeklerde toplam 7 litre kan varken bayanlarda 5 litre vardır. Erkekler kan bağışlayın. Her insanın bir gözü diğerine göre daha iyi görür. Örneğin benim sağ gözüm daha iyi görüyor. Yoksa sol mu? Tüm bebekler mavi gözle doğar. Asıl renkleri sonradan gelir. Kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır. Onun için erkekler bol bol deodorant kullansınlar. Bölümüne hoş geldin arkadaşım. Dünkü sorumuzun doğru cevabını bugün hep birlikte öğreneceğiz ama sizlere gelen cevaplar için, gönderdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum ve buradan hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar, dünkü soruyu hemen size hızlı hatırlatmak istiyorum. Bugün konuştuğumuz, yani biraz önce konuştuğumuz şeylerle ilgili bir soru geldi aslında. Şimdi diyelim, şöyle hayal edin arkadaşlar. Bir arkadaşınızla yolda yürüyorsunuz ve siz bu arkadaşınızı bir konuda daha önce defalarca uyardınız. Kaç kez ona söylediniz, bunun doğru olmadığını, bunu yapmaması gerektiğini ona söylediniz. Ama o ne yaptı? Yine aynı davranışı gösterdi. Peki neymiş acaba bu davranış? Birlikte siz yolda yürürken birdenbire yere tükürdü. Peki sen olsan ne yaparsın bu durumda? A şıkkı. Bu sefer dayanamaz ve ona meydan okursun. Bakalım hanginiz daha uzağa tükürebilecek? B şıkkı. İy, iğrençsin derim. Yanından uzaklaşırım ve onunla bir daha asla görüşmem. Arkadaşlığımı tamamen bitiririm. C şıkkı. Onu sevgiyle ama gayet ciddi bir şekilde uyarırım. Yaptığı şeyin ne anlama geldiğini, sokakları kirlettiğini, sırf bu yüzden sokak temizleyicilerinin daha fazla çalışması gerektiğini ve bu davranışın aslında kaba bir davranış olduğunu açıklarım. Ve Tanrı'nın onu değiştirmesi için kendi kendime dua ederim. Sence hangisi daha doğru bunlardan? A mı, B mi, C mi? Eğer hazırsan artık cevabı verme zamanı geldi. Sevgili arkadaşım, doğru cevap C şıkkı. Yani onu sevgiyle ama gayet ciddi bir şekilde uyarırım. Yaptığı şeyin ne anlama geldiğini, sokakları kirlettiğini, doğaya zarar verdiğini, sırf bu yüzden sokak temizleyicilerinin daha fazla çalışması gerektiğini ve bu davranışın aslında kaba bir davranış olduğunu açıklarım ve Tanrı'nın onu değiştirmesi için kendi kendime dua ederim. Evet arkadaşım, böyle bir durumda yapman gereken en iyi şey bu olur. Çünkü A şıkkında sen de ona katılıyorsun. Aslında onu uyarmana rağmen o yanlışı sen de bu sefer tekrar sen de onunla birlikte yapıyorsun. Ve tabii ki de Tanrı'yı hoşnut etmemiş oluyorsun. O zaman onu uyardığın bütün cümleler boşa gitmiş olabilir. Bence en güzeli sabit bir şekilde, kararlı bir şekilde durmak. Ve bir diğerinde, bir diğer şıkta ise arkadaşlığımı bitiririm ve ona iğrençsin derim diyor. Bu arada kimseyi aşağılamamamız gerekiyor arkadaşlar. Birine iğrençsin demek onu aşağılayıcı, yani küçük düşürücü bir söz olur. Hem onu çok kırar hem de değişimine hiçbir şekilde yardımcı olacağını zannetmiyorum. Ama onun yerine arkadaşını sevgiyle sarıp ama ciddi bir şekilde onu uyarırsan ve bu yaptığı şeyin neyle sonuçlanacağını ona anlatırsan bence çok daha faydalı olacaktır. Çünkü belki de o yaptığı şeyin ne gibi bir zararı olduğunu bilmiyor olabilir. Hepiniz verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse lütfen C şıkkındaki gibi davranın. Haydi gelin şimdi de birlikte çok güzel bir şey izleyelim. Sırada ne var? Kumdaki hikayeler.
Firavundan kaçan Musa, Midyan yöresinde yaşıyordu. Orada 7 kızıyla birlikte yaşayan bir kâin vardı. Kızlar bir gün babalarının sürüsüne su vermek için dışarı çıktılar. Aniden birkaç çoban gelip onları kovmak istedi. Musa oturmuş, uzaktan olanları izliyordu. Çobanların kızları rahatsız edip kovmaya çalıştığını gören Musa, kızları çobanların elinden kurtardı ve hayvanlarına su verdi. Daha sonra Musa, Midyan kâini ile tanıştı ve sonrasında kâinin kızlarından biri olan Sipara ile evlendi. Gershom adında bir oğulları oldu. Musa yeni ailesiyle birlikte bu yabancı topraklarda yaşamaya devam etti. Bir gün Musa, kayınbabasının koyunlarını otlatmak için yola çıktı ve sürüyü dağa götürdü. Rabbim meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Bu olay Musa'yı çok şaşırttı. Ateşe doğru yaklaşmaya başladı. Bu müthiş olayı izlerken Tanrı'nın kendisine seslendiğini duydu. Rab Tanrı Musa'ya, "Fazla yaklaşma, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır," dedi. Tanrı, Musa'yla konuşmaya devam ederek şöyle dedi. "Ey Musa, halkımın Mısır'da ne kadar eziyet çektiğini gördüm. Onları kölelikten kurtaracağım. Yeni ve çok güzel bir ülkede yaşamaları için onları Mısır'dan çıkaracağım. Seni Firavun'a göndereceğim ve ona bunları söyleyeceksin." Musa şöyle cevap verdi. "Ya Rab, senin bana göründüğüne inanmayacaklar ki." Tanrı, Musa'dan elindeki sopayı yere atmasını istedi. Musa sopayı atar atmaz, sopa aynı anda bir yılana dönüştü. Musa çok şaşırmıştı. Tanrı Musa'ya, "Ey Musa, bu yaptığını orada da yap. Tanrı'nın sana göründüğüne inanırlar. Şimdi Mısır'a gidecek ve Firavun ile görüşeceksin. Ben de seni güçlü kılmak için senin elinle mucizeler yapacağım ve senin önderliğinde halkımı Mısır'dan çıkaracağım," dedi. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ne mutlu Rab'be güvenen insana. 40. Mezmur 4. Ayet. Sözü bölümüne hoş geldiniz. Gerçekten artık bu aralar son bir süredir biraz hüzünlü hikayeler çalışıyoruz birlikte. Çünkü Tanrı'nın bizim için hazırladığı müthiş kurtuluş planı gerçekleşmeden önce bazı tabii ki üzücü şeyler yaşandı. Ama bunların hiçbirinin bir önemi yok. Tabii ki çok büyük bir önemi var Tanrı'nın bizim için yaptığı şey. Ama bu hüzünlü şeylerin hepsi unutuldu. Yani aslında İsa da o yaşadıklarını unuttu. Çünkü sonrasında o kadar güzel
güzel bir şey yaptı ki o orada o çektiği acıyı bir şekilde yani unuttu ve onun üzerinde durmadı. Çünkü sonrasında çok daha sevinçli bir şey yaşandı. Tanrı'nın kurtuluş planı gerçekleşti arkadaşlar. Ki zaten Mesih İsa'nın çektiği bu kadar zorluk da sadece bizim kurtuluşumuz içindi. O zaman şimdi bir önceki hikayemizde kalan yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Aslında İsa gerçekten zor bir anın içindeydi. Canı yanıyordu, acı çekiyordu. O çarmıhın üzerindeydi o sırada. Ve şuradan başlayalım okumaya tekrar. Görüyor musun? Anlamadılar. İsa'yı çarmıhta tutan şey çiviler değildi. Sevgisiydi. Bunu biliyoruz değil mi? Aslında İsa Mesih oradan ayrılmak istediği an oradan ayrılabilirdi. Ama Baba Tanrı ile birlikte çok güzel bir planları vardı. Ve işte bu yüzden sevgili arkadaşım bize olan sevgisi sebebiyle Mesih İsa o çarmıhtan ayrılmadı ve son ana kadar canının yanmasına izin verdi. İsa, babacığım diye endişeli bir şekilde göklere baktı. Babacığım neredesin? Beni bırakma! İlk defa ve son defa İsa konuştuğunda hiçbir şey gerçekleşmedi. Sadece dehşet verici, kocaman bir sessizlik vardı. Tanrı cevap vermedi ona. Yüzünü oğlundan çevirdi. İsa'nın gözyaşları yüzünden, her gözden, her gözyaşını silecek olan yüzden aşağı süzüldü. Gün ortası olmasına rağmen yeryüzünü dehşet verici bir karanlık kapladı. Normalde o saatte hava öyle karanlık olmazdı. Yani bir gariplik olduğu belliydi o gün. Güneş bir türlü parlayamadı. Yeryüzü titredi ve sarsıldı. Kocaman dağlar sallandı. Kayalar ortadan ikiye bölündü. Sanki bütün dünya kırılmak üzereydi. Sanki bütün yaratılış ortadan ikiye yırtılacaktı. Tanrı'nın günah karşısındaki şiddetli öfkesi güçlü bir fırtına gibi iniyordu. Oğlunun üzerine, halkının üzerine inmesin diye kendi oğlunun üzerine iniyordu. Tanrı'nın kalpleri günahla dolu olan çocuklarını yok etmeden günahı yok etmesi için tek yol buydu. İsa yüksek sesle bağırdı. Tamamlandı! Dedi İsa. Gerçekten de öyleydi. Başarmıştı. İsa tüm dünyayı kurtarmıştı. Çektiği acılarla birlikte tüm dünya kurtulmuştu. Çünkü bir günah vardı, bir yanlış ve onun bedelini biri ödemeliydi. Yanlış bir şey yaptığımız zaman ne olur? Ya disiplin alırız ya da büyük bir cezayla karşılaşırız. Bir şeylerimizi kaybedebiliriz. İşte normalde de aslında biz en başından beri Tanrı'nın sözünü dinlemediğimiz için bütün insanlar olarak Adem ve Havva'dan başlayarak annelerimiz babalarımız bize dondurma yeme dediği halde dondurma yediğimiz zamanlar için ve daha büyük, daha yanlış şeyler için bedel ödememiz gerekiyordu. Disipline ihtiyacımız vardı ama büyük bir disipline. İşte İsa Mesih bize kıyamadı ve dedi ki hayır hayır onlar yerine bu disiplini ben alırım. Onlar yerine bu cezayı ben alırım dedi. Ve işte bu yüzden bizim çekmemiz gereken bütün cezayı İsa Mesih çekti. Ve ceza çekilmiş oldu. Biz de kurtulduk. Baba diye haykırdı İsa. Hayatımı sana veriyorum. Sonra da son defa nefes vererek ölüme teslim oldu. Garip bulutlar ve gölgeler gökyüzünü doldurdu. Mor, turuncu, siyah, tıpkı morarmış bir bere gibi. İsa'nın arkadaşları yumuşak bir şekilde onu taşıdılar. Kayadan oyulmuş bir mezarın içine İsa'yı yerleştirdiler. Nasıl olur da İsa'ya bu olurdu? Niye her şey yanlış gitmişti? Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Artık hiçbir şey bilmiyorlardı. Tek bildikleri kalplerinin paramparça olduğuydu. İşte İsa'nın sonu geldi dedi önderler. Seviniyorlardı ama yanılmışlardı. Çünkü İsa Mesih geri gelecekti. Ama ne olur ne olmaz emin olmak için mezarın başında nöbet tutsunlar diye kuvvetli askerler yolladılar. Mezarın ağzına kocaman bir taş yuvarladılar. Öyle ki kimse içeri girmesin ya da dışarı çıkmasın. Aslında İsa'nın geri geleceğine dair bazı şüpheleri vardı sanki. Çünkü yoksa neden o kadar büyük bir kayayla mezarın üzerini kapasınlar ki?
Ama bakalım devamında ne olacak. Ama sevgili arkadaşım, bugün senden Mesih İsa'nın senin için yaptığı şeyin sevincini taşımanı istiyorum. Bunun için artık üzülme ama senin için bu yaptığı şeyi hiç unutma, olur mu? Artık üzülmene gerek yok. Çünkü onun yerine artık sevinç var. Mesih de şu anda mutlu. Tanrı şu anda çok mutlu arkadaşlar. Çünkü onların planladığı, Tanrımızın planladığı kurtuluş planı gerçekleşti bile. Ama senin yapman gereken şey, Tanrı'nın senin için yaptığı bu büyük fedakarlığı sürekli olarak hatırlayıp onu üzmemek. Şimdi arkadaşlar, bu kadar konuştuk duygusal şeyler hakkında. Haydi bakalım birazcık da gidelim M ve Z'nin yanına. Birazcık onlarla eğlenelim ve ondan sonra da arkadaşlar güzel bir çizgi filminiz var. Ve şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özel içeceğinden getirmişsin yine. Domates suyu mu? Tabii ki. Hep beraber içelim işte. Tabii yani ellerine sağlık Zi. Peki şimdi mi içelim, programdan sonra mı? Ben zaten iki bardak içtim. Sen bilirsin. Oh, afiyet olsun. Sevgili kardeşim çok iyi yapmışsın. Ben programdan sonra içsem olur mu? Bilmem. Olur herhalde. Olur tamam. Evet, nerede kalmıştık? Çok heyecanlı bir yerdeydik yine. Evet. Paulus ve Silas Agora'ya çıkarılmıştı. Bu meydandaki kalabalık galyana gelerek onlara saldırmaya çalıştı. Aman neler olacak şimdi? Paulus ve Silas'ın kıyafetlerinin çıkarılmalarını istediler. Ya be, neler anlatıyorsun? Kurduğun her cümleyle durum daha da karışıyor. Ya bekle biraz, bekle, düzelecek. Peki. Elçi Paulus ve Silas'a eziyet ettiler. Ve sonra onları hapse attılar. Ama onlar zincire vurulmuş halde olsalar bile ilahiler söylediler. Harika. Diğer tutuklular da onları dinliyordu. Birden bir gürültü, sarsıntı oluverdi. O kadar şiddetli bir sarsıntı oldu ki tutuldukları yerin temeli sarsıldı ve hücre kapıları açıldı. Oh, kurtulacaklar. Zincirleri gevşedi. Olan biteni gören gardiyan onları tutsak etmek üzerine yemin ettiği için kendine zarar vermek istedi. Ay yapmasın ya. Neyse ki elçi Paulus ona kendine kötülük etme çünkü hepimiz buradayız dedi. Bu sözden çok etkilenen gardiyan onları oradan çıkardı. Ardından kurtulmak için ne yapmalıyım diye sordu. İman etsin. Kesinlikle Zi. Elçi Paulus da Rab İsa'ya iman et kurtulacaksın. Sen de ev halkında dedi. Tüm bu olanlardan sonra şehir yöneticileri elçi Paulus ve Silas'ı bırakma kararı aldılar. Yaşananlardan dolayı çok korkmuşlardı. Şimdi nereye gidecekler? Bakalım. Şimdi Amfipolis ve Apolonya yollarından geçerek Selanik'e gidecekler. Burada da Tanrı sözünü anlatacaklar ve burada yaklaşık 3 hafta kalacaklar. Hemen soruyorum o zaman. Sor. Amfipolis, Apolonya, buraları neresi mi? Hemen anlatıyorum Zi. Elbette Selanik'i de anlatacağım. Sen ve kardeşlerimiz biliyor olsanız da bir de biz anlatmış oluruz. Ne dersin? Hem olur ya, küçük kardeşlerimiz arasında dikkatinden kaçmış olanlar da vardır belki. Selanik'i ben anlatacağım. Ya, tamam öyle olsun. Ben Amfipolis'i anlatayım. Amfipolis, Strymon adlı nehrin kıyılarındaki düzlüğe kurulmuş bir kent. Günümüzde Yunanistan sınırlarında bulunuyor. Apolonya'da günümüzde Süzebolu olarak bilinen bir kasaba. Orası ise günümüzde Bulgaristan'ın içinde yer alıyor. Ne? Selanik Bulgaristan'da mıydı, Yunanistan'da mıydı? Kafam karıştı. Dur heyecanlandı, dur böyle şeyler. Yardımcı olayım sana. Selanik Yunanistan'da. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, Selanik Yunanistan'da bulunan büyük bir kent. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti o zaman. İkinci büyük kent olduğunu anımsıyorum çünkü. Büyüklük konusunda Atina'nın hemen ardında diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sofya'nın olacak değil ya, sonuçta Bulgaristan'da değil. Bir Yunan kenti olarak da çok turistik bir yer tabii Selanik. Ne de olsa antik kent. Beyaz Kule, Aya Dimitri Kilisesi, Galerius Kemeri gibi güzellikleri var. Ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir. Ya. Atatürk Evi Müzesi de mutlaka burada yer alıyor.
Çok güzel, çok güzel anlattın Zi. Bravo. Teşekkür ederim. Sana da bravo be. Ah, teşekkür ederim. Peki zor sorun var mı? Bu bölüm yok. Aa, neden? Hemen domates sularını içelim diye. Öyle olsun bakalım. Keşke soru sorsaydım. Öyle değil, afiyet olsun. Peki. Ben sonra içsem olur mu? Peki. Isınmış peki. Bu.